Resulullah'a saldırı. Reformcu yazar, keramete inanmıyor, fakat mucizeleri açıktan inkar edemiyorsa da, onlara ters bakarak diyor ki, gelenekçi İslam uleması, peygamberi öyle yüceltiyorlar ki, yüzlerce mucizesi görüldü diyecek kadar ileri gidiyorlar. Adeta mucize peygamber gibi gösteriliyor. Onun bir beşer, yani bir insan olduğu dikkate alınmıyor. Günah işlemediği bile söyleniyor. Beşer üstü bir dereceye yükseltiyorlar. Cevap. Gelenekçi demekle İslam alimlerine hakaret ediliyor. Peygamber Efendimizi yücelten İslam alimleri mi yoksa Allahü Teala mı? Mucizeyi yaratan Allahü Teala değil mi? Resulullah'ın çok mucize göstermesini tenkit etmek Allahü Teala'ya saldırmaktır kim ne demiş de beşer üstü gösterilmiştir? Bu tamamen iftiradır. Mucizelerinden bahsetmek, beşer üstü mü göstermek olur? Bütün din kitaplarında mucizeleri Allahü Teala'nın yarattığı bildiriliyor. Alimler değil, sıradan bir Müslüman bile mucizeyi peygamberlerin yaratmadığını bilir. Resulullah Efendimiz beşer ama seyyidül beşerdir bütün kainatın efendisidir. Alemlere rahmettir. Cihanda yaratılmışların içinde eşi benzeri yoktur. Allahü Teala ona sayısız mucizeler vermiştir. Bin tane mucizesi görüldüğü muteber eserlerde yazılıdır. Resulullah'ın mübarek parmağıyla işaret edince ayın ikiye bölünmesi, taşların, ağaçların kendisiyle konuşmaları ve kendisiyle beraber gitmeleri, hayvanların konuşmaları, Az yemekle çok kimselerin doyurulması, mübarek parmakları arasından su akması, mescitteki hurma kütüğünün inlemesi, işaretiyle putların yere düşmesi, körlerin gözünü açması, pek çok hastalıkları iyi etmesi, geçmişte ve gelecekte kimsenin bilmediği şeyleri haber vermesi ve bunlara benzeyen daha nice mucizeleri vardır. Mucize peygamber tabiri de çok tuhaf. Her peygamber mucizeyle gönderilir. Mucize göstermesini ayıp bir şey gibi göstermek çok çirkin ve çok dehşet vericidir. Evliyadan keramet görülmesi şart değildir. Ama başkalarının onun peygamber olduğuna inanması için peygamberlerin mucize göstermesi şarttır. Hangi peygamberin mucizesi görülmedi ki? Peygamber Efendimizin günah işlemediğini de kabul edemiyor sadece bizim peygamberimiz değil, hiçbir peygamber günah işlemez. Çünkü peygamberliğin yedi vasfı vardır. 1- Emanet 2- Sıdk 3- Tebliğ 4- Adalet 5- İsmet 6- Fetanet 7- Emnül Azl Bunlardan ismet, küçük veya büyük hiçbir günah işlememek demektir. Peygamberlerin hepsi de, küçük büyük günahlardan ve çirkin hallerden beridir fakat onların sürçmeleri vaki olmuştur. Bu sürçmelere zelle denir. Zelle doğrular içinde en doğruyu bulamamak demektir. Zelle günah demek değildir. Bir işi kasıt olmadan en güzel şekilde yapmamak demektir. Güzeldir fakat en güzeli değildir.